Herkese selam sevgili dostlar, ben Playdead'e kıracağım. Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım efendim. En son şehirde birkaç silah aldık, etrafta alabileceğimiz, satın alabileceğimiz şeylere bir göz attık, kolaçan ettik ama henüz görevler neticesinde bu şehre gelmediğimiz için birçok şey yapmamıza oyun izin vermiyor. Biz de şehrin güzel görüntüsünü 4K 60 FPS çözünürlükte size sunduktan sonra haritadaki kapalı alanları açmaya devam edeceğiz. Hedefim bu. Kim diyor kanun emrediyor dur diye. Arkamızda kanun emrediyor dur diye biri bağırdı. Ama bize bağırmadı. Başka bir olay. Neyse. Kasabada herkes çok sıkkın. Öyle gözüküyor. Bir dakika. Hemen bir şeye bakıyorum. Kaydımda. Tamam. Bir kere hata aldıktan sonra acayip gerildim. Yani donup oyundan attı. Büyük ihtimal işlemcimin ısınmasıyla alakalı bir problemdi. Bu şekilde attı. Bir daha yaşanmaması için ben de sürekli göz atıyorum, kolaçan ediyorum. Şu an 55 derecede gözüküyor. Yani bir problemim yok gibi gözüküyor. Ops, yanlış olan gibi. Ha şu müzik neyin nesiymiş? Bir bakalım bakalım. Kim çalıyor ya bunu? Ha şu adam çalıyormuş. Tükürme lan yere. Serif. Evet. Yolumuza devam edelim. Şu çan sesini duyunca aklıma şey geliyor. Peaky Blinders dizisi geliyor. Orada böyle bir çan sesiyle başlıyor ya. Çan sesi giriyor. Ardından böyle kalın şey sesli bir adam şarkıya başlıyor. Sözlerini söylemeye başlıyor. Tabii benim onu söylemem imkansız, o şekilde söylemem. Ama oldukça güzel bir şey var. Intro müziği var. At bokuna basıyorduk az kalsın. Bu ev ne kadar güzelmiş ya. Ya eski dönemde de yeni dönemde de her zaman böyle lüks ve şatafat içinde, güzellik içinde yaşayan insanlar var. Ve tabii şey durumda yaşayanlar da var. Bizim gibi sefil, gariban, leş gibi yaşayan insanlar da var. Bu hiç değişmiyor arkadaşlar. Acaba online'da şöyle evler falan bilene veriliyor mu? Neymiş ya? Fabrika mı bu acaba? Bir bakalım neymiş bu. Merak ettim. Sen nesin abi? Sen bir ahır mısın? Burası atölye gibi bir şey ya da depo gibi. Büyük ihtimal şeyin deposu. Dur bakalım gelebiliyor mu? Bir bakalım. Evet. Burası şey... Ayçiçek yağı fabrikası gibi bir yer galiba. Bakar mısın? Bacası falan var. Burası büyük ihtimal ayçiçek yağı fabrikası. Buradan geçebilecek miyiz? Şuradan atlayalım. Çok güzel. Evet abi burası bir fabrika. Neyse ana yoldan gitmiyorum. Biraz daha böyle kırsaldan gidelim. Denizin kenarında. Her yer pis, bataklık. Her şey çok iç içe. Bak bir şey var, tarla var. Biraz ilerisinde fabrika var, biraz ilerisinde başka bir şey var. Yani her şey üst üste binmiş gibi. Bir şehir planlama yok eski dönem olduğu için. Bunu da güzel yansıtmışlar. Hani aşırı düzenli değil. Burada ineklerimiz var efendim. Mesela bir tane ineği vurmak istesem ne olur? Sahibi gelecek mi? Vallahi geldi. Bir tanık var. Kim o? Allah. Ya dursan oğlum.
Ya oğlum dur. Aa çattık mı ya? Allah! Buradan kurtulamayacağız da. Of! Of! Çok zordu. Şunları yiyelim de bitsin. Ulan bir tane hayvan ateş ettik. Ne olaylar geldi başımıza ya. Yapmaz olaydım. Aa bizim kıyafet problemimiz var. Daha ileri gidemeyiz kıyafet yüzünden. Bir an önce şuraya gidelim. Bak şuna gidelim. Hızlı bir şekilde gidelim ama. Hava aydınlanmadan gitmemiz lazım. Çünkü bu kıyafetlerle bu sıcakta gezemeyiz abi. Normalde haritayı açmak gibi bir derdim vardı. Ama bu bölgeye görevleri bu bölgeye geldiğimizde açalım. Yani o daha mantıklı olur. Ne oluyor lan? Oha. Dur lan bir dakika benim silahım bu değil. Hadi. Oğlum silah alsana lan elini. Oho. Allah Allah silah al la silah silah. Tanık kim ya? Hay tanığınıza. Tanık kim tanık? Aman. Şum lan tanık. Yo tanık değil. Bu mafyanın adamı mı? Ne güzel kaçıyor. Neyse ya yolumuza devam edelim. Şu an oda 40 derece falan oldu. Şeyden bilgisayar yüzünden. Aşırı derecede dilim damağım kuruyor ve susuyorum. Burada bir şey varmış, yapı varmış. Neymiş bu? Bir bakalım. Ha bir gemi. Ben şu silahı niye elime alamıyorum? Az önce niye alamadım elime mesela? Dürbün tek zoom özelliği var. 2-3 zoom yapamıyoruz. Tek zoom yapabiliyoruz. Tamam. Bakalım bu binanın şeyin içinde, geminin içinde kimler varmış. Bir cihaz varmış ve incele diyor. Neymiş bu? İnceleyelim. Gramofonmuş. Gramofonu defterimize kaydettik. Evet. Bu ilginç cismi kaydettiğimize göre şunu alalım. Alalım şunu. Alamıyoruz. Allah Allah ne saçma bir gemiymiş bu ya. Burada alabileceğimiz hiçbir şey yok.
Gemi gariban gemisiymiş. Bir şey çıkmadı. Gel bakayım at. Canım atım. Güzel atım. Gel bakayım. Gramofonda baktık. Şuraya da görelim be. Buraya kadar gelmişken aynen. Hatta şurada malzeme falan satılacak bir yer var. Oraya da gidebiliriz ama her şeyimizi sattık. Satmamız gereken. Kara borsada hepsini boşalttık. Verdik, ettik, aldık. Değil mi? Burayı da açmış olduk. Yok, henüz açmadık. Dur. Orayı da açalım da öyle gidelim. Biraz hızlı olalım. Çünkü güneş doğduğunda bu palto yüzünden şey yapacağız. Terleyeceğiz ve canımız azalmaya başlayacak. Bu nedenle hızlı bir şekilde oraya gidelim. Şu ata da bir tane elma yedirelim. Avuç mavuç bir şey yedirelim. Hızlan atım. Hadi güzel atım, biraz hızlan. Aa, hızlanmıyor. İlginç. Hadi canım, hadi. Hadi bakayım. Sen niye bu yavaş gidiyorsun? Niye gitmiyor abi? Ya da gidiyor da bana mı gitmiyor gibi geliyor? Bilemedim ki. Evet, bak burada bir çadırlı eleman daha var. Bundan da 3-5 bir şey alalım bakalım. Buraya ait değilim. Öyle mi? Dostum böyle şey söylememelisin. Tanımadığın insana buraya ait değilsin diyemezsin. Dedirtmezler dostum. Ver bakayım. Gelmiş burada kamp yapıyorsun, piknik yapıyorsun. Gel bir lokma sen de ye der insan. Şu kutuyu incele diye bir şey var. Hadi. Lan. Heh, kutuyu incele. Bakalım bu kutuda ne varmış. Alonu, tonik varmış. Bu tonik iyi para eder. Lan! Yanlış tuşa bastık. Aç. Al toniği. Başka bir şey var mı? Yok. Mucizevi tonik aldık abi. Güzel. Şurada neler varmış? Okey. Burada neler varmış? Kitabı varmış. Yağmala. Hadi. Yağmala bakalım. Evet. Al onu. Güzel. Tamam. Alacağımızı aldık. Burada da göreceğimiz yerleri görmüş olduk. Şimdi o tarafa doğru gitmeyelim de şu tarafa doğru gidelim. Tamam mı? Hatta direkt şuraya gidelim bak. Şu neymiş onu bir görelim. Aynen. Tersten gidiyoruz. Bu tarafa doğru gideceğiz. Orada ne varmış onu göreceğiz. Tamam mı abi? Ondan sonracığıma yolumuza öyle devam edeceğiz. Yani aslında haritanın bir dakika yanlış yaptım. Hayır bu da değil. Map diyelim. Şu an haritamızın şu kısmını açtık. Şuradan bir girdik. Şöyle dolandık. Şuraları açtık. Şu orta kısmı açamadık çünkü kıyafetimiz buna uygun değil. Kıyafetimizi değiştirdiğimizde açacağız. Bir daha buraya geleceğiz zaten. Gelmek zorundayız görev gereği. O şehirde görevlerimiz olacak. O görevlerimizi yaptığımız sıra o haritanın açmadığımız kısımlarını da açarız. Orayı da görmüş oluruz efendim. Şimdi bundan sonra kuzeyde işimiz olmadığı için kıyafetlerimizi değiştirelim. Bu paltoyla gezmemize gerek yok artık. Daha üzerimize ince, pifir pifir, tiril tiril şeyler alalım. Onlara takılalım. He bu şey yıkılmış kale. Bu kalenin içinde para mara bir şeyler vardı. Öyle hatırlıyorum. Dur bakayım. Uy ne güzelmiş burası. Şuraya bir girelim. Aynen burada bir silah milah bir şey vardı. Dur. Arkasında mıydı bunun? Ha, şunu alalım. Bunu da cebe attık. Buradan aşağı iniyoruz.
Burayı biliyorum. Şans eseri bulmuştum. Bunun önceki video serimde vardı o. Yani bulduğum zamanı hatırlıyorum. Neymiş bu? Bıçak. Alırım bunu. Güzel. Bu özel bıçağı almış olduk. Bakalım bunun içinde bir şeyler var mı sandığın içinde? Para çıksın yeter. Kafidir. Mektup varmış. Mektup alalım. Altın külçesi varmış. Onu da alalım. Güzel. Başka? Belgeye bir bakalım. Ne yazıyor? General 1863'te General Quincy Harrison yönettiği Konfederasyon askerleri gece vaktinde. Oho, ta eski savaşı anlatıyor. İç savaş dönemindeki yazışma. Mektup şey. Konuşamadım. Bey'e yollanmış mektup. Bey ne lan? Şey yollanmış. Generale. Harrison. Tüfek mermisi varmış bizde. Alamıyoruz. Ama şunu altı patlar mermisini alabiliyormuşuz. Alalım. Bu neymiş? Bunu da alalım. Kaliteli konyak. Alırım aga. Satıyoruz. Yenileri çıkıyor ya karşımıza. Ama iyidir yani çıksın. Hiç çıkmamasına iyidir. Değil mi? Şimdi atımızı bulalım. Atımız buradaymış zaten. Canım atım. Güzel atım. Allah birisi var. Yılan. Bu sefer kaçamadın yılan. Bu sefer kaçamadım be. Bu sefer olmadı be paşam. Kuzey bakır kafalı yılanıymış bu. Yılan türleri de var. İlginç. Haydi bakalım. Bunlardan ayakkabı falan yapabiliyorsunuz. Tabii 3-4 tane yakalamanız gerekiyor. 3-4 taneyi de nereden bulup da yakalayacağız da falan da filan. Hemen yerimize geri dönelim kampımıza. Buradan hafiften. Bir dakika neredeyiz biz şu an? Buradayız. Şu neymiş ya? Bu ne? Buraya gidelim. Neymiş o? Orayı bir görelim bakalım neymiş o. Hızlı bir şekilde oraya doğru gidiyorum abi. At sürüyorum. Merhaba gençlik. Şöyle bir daha işlemcime bakayım. Şöyle bir şey yapayım. Şöyle bir şey yapayım. Evet. Başlayalım bakalım. Hey hey. Anya da benim. Küçük geyiğim. Hay hay. Anya da benim. 50 gram yoğurdum. Yoğurdum. Evet. Şimdi şöyle bir şey anlatabilirim. Abi bak. Haritanın şu Hanover kısmı, yani şu bizim bulunduğumuz Valentin kasabası. Sonra şeyimizin kampımızın olduğu yer. Bu bölge ılıman bir iklim. Bu kıyafette gezebiliyorsun. Yukarı gittiğinde mesela ince bir şey giyemiyorsun şu bölgelerde. Üşüyorsun, hasta oluyorsun. Kalın bir şey giymek zorundasın. Aşağı gittiğinde de kalın bir şey giyemiyorsun. Sıcak, böyle gömlek falan öyle takılmak zorundasın. Şundan sekebilir mi acaba benim? Of, yapamıyor onu. Neden böyle oldu ya? Şuradan gidelim. Burası trenin ön kısmı değil mi? Tren niye durmuş acaba? Aa,
Trene şey binmiş. Niye yaptım şimdi ben bunu hiç? Laf olsun. Şuradan gideriz. Gidemez miyiz? Bence gideriz abi. Bence gideriz abi. Bence gideriz. Şöyle gidelim. Aha. Oyunun kastı. Suyu sıçrata gideyim. Yapamadım. Ben buranın biraz daha böyle seyrek, sığ bir yer olduğunu düşünüyordum. Ama derinmiş. At girdi çıkamadı. Şimdi biz nereye gidiyoruz ya? İşaretlemişiz bir yer ama. Buradan dümdüz gitsek yine varıyoruz. Zaten tepelik arazi. Ne haber? Şunlardan bir tane vurayım lan. Şimdi diyeceksin ki niye vuruyorsun? Aha yağmur yağıyor, gök gürlüyor. Hadi. Yüz şunu. Şu an müthiş dışarıda bir gök gürültüsü var. O da güzel abi. Aynen öyle. Bundan bayağı bir et alacağız. Derisinden çok şu an etini istiyorum çünkü yeterince eti yok elimizde. Et alacağız, şey yapacağız. Güzel. Şuna ekleyelim. Güzel. O da iyi abi. Yola çıkalım. Bu ne lan? He. Okey. Şurada bir şey var. Bizde bir şey yapıyor. Dur. Hemen oraya gitmem lazım. He. Tamam. Müdahale etsem mi etmesem mi? Şu an çok kararsızım. Edeyim mi etmeyeyim mi? Kararsızım. Etmeyeceğim. Neyse. Buradan abi şey yapacağım. Kamp yerime gideceğim. Yeni görevlere gitmek için kamp yerimde bir otosevimi yapayım. Orada checkpointimi yapayım. Ondan sonra yeni bölümlerle devam edeceğiz. Buraya kadar abi bitiriyorum burada videomu. Çünkü şimdi baktım 23 dakika olmuş. Bence gayet uzun bir video. İzleyen kesin teşekkür ederim. Lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.